Merhabalar dostlar, merhaba direnenler. Direnişinizi, yürüyüşünüzü selamlıyorum. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız diyorum. Kendi bekası için, kendi iktidarını korumak için herkese saldırıyor. Karşısında kim duruyorsa, kim direniyorsa, kim muhalefet ediyorsa, kadınlar başta olmak üzere kamu emekçileri, işçiler, engelliler, hak talep edenler, KYK'lılar, Kürt halkı ve bütün direnenlere saldırıyor. Ve buna karşı da aslında topyekün bir direniş hattı da var. Keskin emekçileri buna karşı direniyor. Yıllardır yaptığı gibi sokaklarda, meydanlarda ihraçlara karşı, KYK'lara karşı, hak gasplarına karşı, sürgünlere karşı, güvenlik soruşturması adı altında çalışma hakkının ortadan kaldırılmasına karşı ve bütün baskılara, bu ülkedeki bütün baskılara karşı keskin emekçileri direnmeye devam ediyor. Kamu emekçileri direnmeye devam ediyor. Bir kez daha selamlıyoruz direnişinizi ve birlikte başaracağız diyoruz. Ama tabii ki bu iktidar en büyük saldırısını son İstanbul Sözleşme imza çektim hikayesiyle kadınlara yönelik yaptı. Buradan bir kez daha söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi sizin değil. İstanbul Sözleşmesi kadınların. Kadınların mücadelesiyle kazandı. Bizim sokaklarda, meydanlarda, alanlarda, okullarda, evlerde, yani hayatın her alanında verdiğimiz mücadeleyle biz o sözleşmeyi imzaladık. Mecliste imzalanması sadece hukuki bir sürecin yerine getirilmesidir. Öyleyse size ait bir sözleşmeden imzayı hele tek adamla, hep adamlarla çekme gibi bir hakkınız yok. Biz kadınlar sözleşmeden imzamızı çekmediğimiz sürece kimse bizden İstanbul Sözleşmemizi de, haklarımızı da, kazanımlarımızı da geri alamaz. İstanbul Sözleşmesi'nden imzamı çekiyorum demek, kadınları, LGBT artıları şiddetle baş başa bırakacağım demektir. Hatta daha ötesi, erkek egemenliğini büyüteceğim, şiddetinizi daha da artıracağım demektir. Kadınları dört duvar arasına makbul kadınlar olmaya, şiddete boyun eğmeye, susmaya, itaat etmeye zorlayacağım demektir. Ama şunu da bilin ki biz kadınlar kendi kazanımlarımızı asla ve asla sizin için feda etmeyeceğiz. Korumaya, mücadele etmeye, her yerden mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülkede LGBT artılar en fazla nefret suçlarının kurbanı oluyorlar. En fazla şiddete uğrayan ve bu iktidar tarafından da en fazla hedef gösterilen kesimler. Bugün de yine İstanbul Sözleşmesi üzerinden LGBT artılar hedef alınıyor. Siz şunu mu diyorsunuz? LGBT artılar şiddete maruz kalsın, devlet korumayacak, mekanizmalar korumayacak ve yok olacaklar mı diyorsunuz? Bunları, bu sözlerinizi, bu eylemlerinizi kabul etmiyor. Ne kadınlar, ne LGBT artılar, ne direnenler, hiçbirimiz haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Ve dönem gerçekten birlikte yol alma dönemidir, birlikte kurtulma dönemidir. Çünkü sloganda söylediğimiz gibi tek başına kurtuluş yok. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sizleri KES Yürütme Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, adeta alacakaranlık kuşağından geçiyoruz. Ülkenin ve emekçilerin başına çöreklenen örgütlü kötülük görülmemiş ve zıvanadan çıkmış bir şekilde her gün yeni bir saldırı dalgası başlatıyor. Geçen hafta içerisinde ilkin etkileri altındaki yargeliyle Sayın Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı. Askeri darbe planlarında görmeye alıştığımız bir zamanlama ile aynı saatlere denk getirilerek HDP'ye yönelik kapatma davası açıldı. Üzerinden 24 saat geçmeden aralarında İHA'de eş genel başkanının da olduğu onlarca siyasetçi, emek, demokrasi güçlerinin temsilcileri gözaltına alındı. Baş yüz be! Karşı! Omuz omuza! Faşizme karşı! Omuz omuza! Daha ne oluyor demeye kalmadan
kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Gezi Parkı düşman bir gücün elinden kurtarılırcasına vakıflara devredildi. Daha 4 ay önce büyük bir gürültüyle Merkez Bankası Başkanlığı'na getirdikleri kişiyi yandaş medya üzerinden hain ilan ettikten 24 saat sonra değiştirdiler. Keyfiliklerinin faturasını fırlayan döviz kurundan dolayı emekçiler öderken aynı sırada birbirlerinin cebi doldu ya da dolduruldu. Anayasa ve meclis hiçe sayılarak, yetki gaspı yapılarak AKP Genel Başkanı'nın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararnamesiyle bir sonraki güne uyandık. Sözleşmeden çekilme, kadınlara yönelik cinayetlerin ve şiddetin politik olduğunu kanıtlamış, bu yöndeki tartışmalara son noktayı koymuştur. Uluslararası sözleşmelerden çekilmenin usul ve yolu anayasada açıkça tarif edilmesine rağmen bir kararname ile meclisin iradesi yerle bir edilmiş, adeta adı konmamış bir saltanat dönemi başlatılmıştır. İrade, irade kazanacağız. İrade, irade kazanacağız. İrade, irade kazanacağız. Değerli basın emekçileri, sevgili kamu emekçileri, kıymetli İstanbul halkı, yaşanan gelişmeler erken ya da baskın bir seçim ortamı oluşturmayı fersah fersah açarak Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir faşist sürece evrildiğimizi göstermektedir. Tüm toplumsal pay hatlarıyla oynanarak kafalarının ardındaki her ne ise onu hayata geçirip geçiremeyeceklerinin provalarını yapıyorlar. Korku iklimi yaratarak sadece bedenleri değil, zihinlerimizi, ruhlarımızı teslim almak, kuşatmak, hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Atmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Haklar için itiraz eden, sesini yükselten, mücadele eden tek bir birey bile görmek istemiyorlar. Kendileri dışındaki tüm kesimleri iktidarlarının bekası için tehdit görüyorlar. Bu yüzden her türlü yol ve yöntemle ortadan kaldırmak, etkisizleştirmek istiyorlar. Ülkenin yarısından fazlasını özde değil, sözde vatandaş görüyorlar. Ülkenin yarısından fazlasını Hitler Almanya'sında olduğu gibi fişlediler, sakıncalılar listesi oluşturdular. Bu listeleri esas alarak işe alıyorlar ya da işten çıkarıyorlar. Atama yapıyorlar ya da yapmıyorlar. İhaleleri veriyorlar ya da vermiyorlar. Hukuk devleti değil, polis devleti uygulamalarıyla ülkeyi yönetiyor, kararlar veriyorlar. AKP iktidarını devam ettirmek için sürekli düşman, hain, terörist imal ediyor, haklarımızı, emekçileri kutuplaştırıyor. Asıl gündemleri konuşamaz, tartışamaz hale getirmek istiyor. Çünkü biliyorlar ki işsizliğin, yoksulluğun, hukuksuz ihraçların, haksızlığın, hukuksuzluğun, yolsuzluğun ve talanın konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde iktidarda kalamayacaklarını çoktan anlamış durumdalar. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Azıcık geri. Çok az. Baskılar bizi yıldıramaz. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, bu yürüyüşümüz artık yeter haykırışıdır. Yürüyüşümüz demokrasi ve adalet içindir. Barışa dair umudu
gerçeğe dönüştürmek, eşitlik ve özgürlüğü sağlamak içindir. Bu yürüyüşümüz gerici kuşatmaya karşı laiklik ve aydınlık bir gelecek içindir. Yürüyüşümüz çalışma hakkımız içindir. Kurtuluşa tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluşa tek başına, kesti, ya hep beraber kesti kamemekçilerinin bu yürüyüşü. İstanbul Sözleşmesi tek adamın kararıyla feshedilemez, hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demek içindir. Satış sözleşmelerine karşı gerçek toplu sözleşme ve grev hakkımız içindir. Yürüyüşümüz hukuksuzca ihraç edilen kesilerin, kamu emekçilerinin işe iade edilmesi, OHAL komisyonunun lav edilmesi içindir. Bu yürüyüşümüz emeklilerimizin insanca yaşayabileceği ekonomik, sosyal ve adil bir ortam içindir. Bu yürüyüşümüz sermayenin pandemi koşullarında COP 29 adı altında binlerce işçiyi işten atma ahlaksızlığına karşı kamu emekçilerinin ve işçilerin birlikte mücadele ve dayanışması içindir. Birleşe kazanacağız. Birleşe kazanacağız. Birleşe kazanacağız. Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli dostlar, bağlı tüm sendikalarımızın yürütme kurulu üyeleriyle birlikte KESK olarak tüm üyelerimiz haksızlığa uğrayan, hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımız, yokluğa, sefalete mahkum edilen tüm kamu emekçileri için yürüyoruz. Çocuklarına bir ekmek götürmek için inşaatlarda tehlikeli işlerde çalışırken iş cinayetine kurban verdiğimiz ihraç arkadaşlarımızı hatırlatmak için yürüyoruz. Bu vahşi, ahlaksız, vicdansız sömürü düzenine daha fazla dayanamayarak intihar eden emekçilerin vasiyetlerini yerine getirmek için KESK olarak yürüyoruz. Yaşamlarını yitirdikten sonra AKP'ye bağlı OHAL komisyonu tarafından işlerine iade edilen BES Diyarbakır eski şube başkanı Ahmet Çoban, BES üyesi Necdet Kalkan, SES Malatya eski şube eş başkanı Bülent Uçar, Mücahit Karataş ve adını saydığımız gönlümüzde yer eden binlerce diğer KESK arkadaşlarımızın anılarına bağlılığımızı ifade etmek için yürüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde haklarında beraat kararı verilmesine rağmen hala bilinçli şekilde komisyonda dosyaları bekletilen bu ülkenin yüz akımız barış akademisyenleri için yürüyoruz. OHAL komisyonu başkanının kuruluş kanunumuzun gereği yargı kararları bizi bağlamaz. Yine kesilere ilişkin dosyalarında bir şey yok, yine de bekletiyoruz diyerek açıkça ayrımcılık ve hukuksuzluk yapıldığını itiraf etmesini teşhir etmek için yollara düştük, yürüyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Anayasanın 49. maddesiyle güvenceye alınan çalışma hakkımız, işimiz ve geleceğimiz için yürüyoruz. Yaşam hakkı için, eşitlik ve özgürlük için yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz. Değerli mücadele arkadaşlarım, değerli basın emekçileri, OHAL komisyonu denen oyalama ve onaylama komisyonu süreci uzatmakla alanen ve bilerek suç işlemektedir. Kesilerin dosyalarını, önemli bir kısmını
sona bırakarak süreci işkenceye dönüştürüyor. Ne kadar süründürürsek o kadar iyidir niyetiyle hareket etmektedir. Bu iktidarın özelleştirme, güvencesizlik, performans, ayrımcılık, gericik politikalarına karşı geldiğimiz emekçilerin haklarını, insanca yaşam koşullarını savunduğumuz için açıkça bizlerden hınç almaktadırlar. Belli ki hala bizleri tanımıyorlar. Biz kesliyiz. Kamu emekçilerinin gerçek temsilcisiyiz. Biz onurlu bir insan olarak yaşamanın yolunun emek, demokrasi ve barış mücadelesinden geçtiğinin farkında olanlarız. Biz hak verilmez alınır diyenlerden mücadele bayrağını devralanlarız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz şiarını yaşam felsefesi yapan kesilleriz. Kurtuluş yok. Zafer sokakta kazanılır. Hak verilmez alınır. Zafer sokakta kazanılır. Bir kez daha buradan sesleniyoruz. Biz çökmedik, çökmeyeceğiz. Biat etmedik, etmeyeceğiz. Haklarımızdan, yaşamlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Haksız, hukuksuz şekilde elimizden alınan işimiz iade edilinceye, faşist baskılar son buluncaya kadar patriyarkaya, sömürüye ve her tür şiddete karşı mücadelemizin devam edeceğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ve bugün burada Mecidiyeköy'de başlatmış olduğumuz yürüyüşümüz 12.30'da Kadıköy rıhtımında yapacağımız ikinci açıklamayla devam edecek. Ve yine bugün Gebze'de, Kocaeli'de kamu emekçileriyle, işçilerle, dostlarımızla, mücadele arkadaşlarımızla buluşarak bu taleplerimizi yol güzergahlarında da basın açıklamalarımızla açıklayacağız. Yarın Yalova'da, Bursa'da ve Eskişehir'de yine taleplerimizle kamu emekçilerinin, işçilerin, kadınların, gençlerin, yoksulların, ezilenlerin taleplerini kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 26 Mart Cuma günü Çalışma Bakanı'nda başından beri ısrarla savunduğumuz çalışma hakkımıza yönelik bu antidemokratik uygulamaların son bulmasına ilişkin hazırlanmış olduğumuz dosyayı da orada bir basın açıklamasıyla bakanlığa ileteceğiz. Bu mücadelemizi nasıl ki kurulduğumuz günden bu yana fiili meşru mücadeleyle devam ettirdiysek, bu yürüyüşümüzle bir kez daha bunu kamuoyuyla paylaşacağız ve mücadele kararlılığımızla alanlarda mücadelemizi bu hukuksuzluklar, haksızlıklar devam edene kadar sürdüreceğiz. Bizlere bugün burada destek olan değerli basın emekçilerine, siyasi parti temsilcilerimize, sayın milletvekillerine, demokratik kitle örgütlerine ve İstanbul halkına, sevgili kamu emekçileri, mücadele arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yürütme kurulumuz adına saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Sendika ve devlet memuru yan yana getiremediği dönemlerde kez sokaklardaydı. Yıl 2021 yine sessin sokakta. Çünkü biz sokakta kurulduk, sokakta mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi de arkadaşlarımız eğitimsen sübemize geçecekler. Oradan da saat 12.30'da Kadıköy ritimde buluşmak üzere, katılımlarınızdan dolayı